Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmeden önce Türkiye'de parlamenter sistem vardı. Bu sistemde seçimlerden önce seçimin güvenliği açısından 3 bakan istifa ederdi. Ulaştırma Bakanı istifa ederdi. İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı istifa ederdi. Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geldiğimiz zaman bu 3 bakanın istifa etmesi şöyle dursun ve seçimin güvenliğini sağlamakla görevli olan İçişleri Bakanı ve Ulaştırma Bakanı kapı kapı dolaşarak kendi partisine oy istiyorlar. Aynı zamanda çeşitli şehirlerde oy isterken aşağıda kendilerine bağlı olan valiler, emniyet müdürleri ise onlar da iktidarın yaptıklarına karşı gözlerini kapatıyorlar. Başkalarına karşı ise acımasızca davranıyorlar. Şimdi Manisa'dan ben Büyükşehir Belediye Başkan adayım. Görüyoruz, valiye sesleniyorum, emniyet müdürüne sesleniyorum. Dinlemiyorlar ki iktidarın belediye başkan adayı, belediye başkanının bütün afişleri güya toplanıyormuş. Topluyorlarmış, yeniden asıyorlarmış. Bizimkilerin hepsini topluyorlar. Biz yeniden koyuyoruz, tekrar topluyorlar ama onlarınki olduğu gibi duruyor. Tabii yukarıdakiler böyle yaparsa aşağıdakiler de böyle yaparlar. Sonra buna demokrasi derler, sonra buna eşitlik derler, sonra buna adalet derler, sonra tarafsız seçim derler, hakkaniyetten bahsederler. Ama ne gezer? Bakıyorum, hadi İçişleri Bakanı seçimlerde oy istiyor. Burada Adalet Bakanı. Peki Dışişleri Bakanı, sana ne oluyor ki? Sen git Gazze ile uğraş, sen Türkiye'nin dış politikasıyla uğraş. Zaten çuvallamışsınız, sen de kapı kapı geziyorsun. Bir de geçmişte çok önemli görevlerde bulunduğunu söylüyorsun. Şimdi oy istiyorsun öyle mi? Sonra da buna adalet diyeceksiniz. Sonra da buna İçişleri Bakanlığı seçim güvenliği diyecek. Ve Ulaştırma Bakanlığı da bu seçim güvenliğini, sandık güvenliğini, ulaşım güvenliğini sağladım diyecek öyle mi? Buna kargalar gülüyor. Milletime sizi şikayet ediyorum. Hele dur bakalım hele. Gün ola, harman ola, bu da geçer yahu diyorum.